İyi günler sayın seyirciler. Yeni bir empatiyle yine sizlerle birlikteyiz. Genel başkanları konuk ettiğimiz empatilerin üçüncüsünü Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit'le yapıyoruz ve sevgili Mehmet Asgül'le birlikte sorular yöneteceğiz. Teşekkür ederiz bizi konuk ettiğiniz için. Hoş geldiniz diyecektim ama biz size geldik. Evet, ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk soruları sevgili Mehmet Asgüler soruyor. Yine ilk soruyu ona verelim. Buyurun Mehmet. Sayın Başkan, merhabalar. Merhabalar. Şimdi benim yani merak ettiğim ve aslında da çok önemli bulduğum, belki nispeten TDP'yi aday çıkarma sürecinde daha böyle olumlu bulduğumdan da kaynaklı olabilir bu sorum. Yani mazur görün. Şimdi 3 sosyal demokrat parti gözüküyor seçimde veya o kökenden gelen veya sosyal demokrasiden beslenen ve bu yani TDP, CTP ve TKP neyse Evet. ucunu bilmem ama bir ucu var onun da. Evet, üç partili 3 sosyal demokrasiden beslenen 3 parti. Elbette TDP yani bilmiyorum Sosyalist Enternasyonel'le bağı var mı, kuruldu mu? Belki ondan da bahsedersiniz. Merak ettiğim şu, hani Sayın Cumhurbaşkanı tabii ki önce TKP'li, sonra TDP'li, hatta BDH'lı ve TDP'li. Tabii bağımsız bir konumda aday oldu. Bu seçimlerde memleket açısından görebildiğim kadarıyla Kıbrıs sorunu hususunda bence sonuçları bakımından önem arz eden bir seçim. Siz nasıl ayıracaksınız? Yani TDP'ye tamam yıpranmamış, koalisyonlarda hiç bulunmamış falan bunlar var ama hem merkezde bulunan partilerden hem de sosyal demokrat partilerden adaylarınız bakımından biraz ben bir seçmen olarak konuşuyorum. Bana çok iyi göründü adaylarınız. Sempati besliyorum. Ama nasıl ayıracaksınız? Nasıl yapacaksınız bu? Nasıl bir stratejiyle bunu yürüteceksiniz? Yoksa çok önemi yok bunun. Biz TDP olarak çok önemli bir gelenekten geliyoruz ve bunu halka İşte iktidar olma modellerimizle beraber anlatacağız. İşte Kıbrıs sorunuyla ilgili de tezlerimiz var. Bu tezlerimiz zaten belli ki son 2015 seçimlerinde bizim kökenimizden gelen bir adayı Cumhurbaşkanlığına taşıdı diyorsunuz. İşte Lefkoşa Belediyesi var. Bu da önemli bir kazanım. Çünkü Lefkoşa seçmen kitlesi bakımından önde giden bir seçmen kitlesidir. Yani Lefkoşa yapar, diğerleri izler. Yani onu izler derken bakar anlamında değil, takip eder anlamında söylüyorum. Bize bununla ilgili böyle bir değerlendirme yapma şeyiniz olursa çok memnun olacağız. Tabii kısa süreli bir koalisyonları var. Evet. Geçiş dönemi Evet. Siber hükümetinde. Üç aylık bir 3 aylık dönem. bir koalisyon var. Şimdi değerli dostlar, şunu söylemek lazım. Yani öncelikle Sayın Asküler'in adaylarımızla ilgili söylediği güzel sözlerden ötürü çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten bizim gibi düşünen, bizimle aynı yolu yürüyen, evrensel sol değerlere, sosyal demokrat değerlere inanan arkadaşları teşvik etmeye çalıştık. Bir kısmı kendiliğinden gelip başvurdu, bir kısmını teşvik ettik. Sonunda kamuoyundan aldığımız dönütler de bizi Sayın Asküler'in de dediği gibi büyük bir memnuniyet vermeye götürüyor. Çünkü ben çok memnun oldum kendi adıma da. Bulup ortaya çıkardığımız, başvuruda bulundurduğumuz arkadaşlarla ilgili kamuoyunun olumlu görüş ve dönütleri bizi çok memnun etti. Önce bunu söylemek istiyorum. Sonrasında bir cümle vardır. Eğitimciler hep söyler. Ben de bir eğitimciyim. Evet.
aynısı hiçtir kişinin, lafa bakılmaz. Bir kere bu var olanları siz bir nasıl ayırt edeceksiniz dedim. Ben toplum herkesi yaptığı işlerden dolayı, göreve geldiğinde yaptığı işlerden dolayı ayırt etme becerisine sahiptir diye düşünüyorum. Dolayısıyla herkesi görevde bulunduğu sürece yaptıklarından dolayı değerlendirecek ve bu toplum ayırt edecektir. Ama bir kere şunu söyleyeyim. TDP 41 yıllık sosyal demokrat geleneğin önce TKP, sonra BDH, sonra BDH ve TKP'nin birleşmesiyle 2007'den itibaren TDP olarak yoldadır. Yani ben bu 41 yıllık geleneğin günümüzdeki versiyonunun başkanıyım. Bir taklit vardır. Taklitlerden sakının diye bir sözler vardır. Bir kere taklidiyle bir şey olmaz. Yani toplama kampına dönüştürülüp de böyle her partide huzursuzluk çıkaranlarla bir toplama kampı yapıp da bir taklit kurma aslına saygısızlıktır. Bunu söylemek istiyorum. Aslı buradadır. 41 yıllık geleneğin temsilcisiyiz biz ama TKP da BDH da TDP'nin içindedir. Bu geleneğe sahip yapı burasıdır. Bunu bir ayırıyorum. Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne gelince dostlar kırılmasın, gücenmesinler ama evet içinde sol değerleri hala daha barındırıyor. Yani yıllarca bu ülkede mücadele etmiş bir takım sol değerler vardır CTP'nin içinde. Ama CTP'nin üst yönetimi ve son dönemde uyguladıkları politikalara bakarak sosyal demokrat diyebilir miyiz? Yani partiyi tüzüğünde sosyalist kelimesi yazar diye veya o da bizim gibi sosyalist internasyonale üyedir diye sosyal demokrat diyebilir miyiz? Bugün Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne güneyde EDK'ye sosyal demokrat diyebilir miyiz? Mesele uygulamalardır, yazılanlar değil. Fiiliyatta uygulanan politikalar. Özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi son baktığımızda 2003'ten 2017'ye 14 yılın çok büyük bölümünde neredeyse tek başına hükümeti kuran parti oldu çoğu zaman. İktidara geldi. İzlediği politika sosyal demokrat politikalar mı? Son öyle şeyler yapıldı ki dayatma politikaları evet deme, özelleştirme politikaları ve şimdilerde işte ticaret odasıyla da bir seçim öncesi ittifak. Neoliberal politikaları savunma belirtisidir bunlar. Dolayısıyla işte şu anda bu ülkede tek gerçek özümseyen, benimseyen ve halka o doğrultuda politikalar ve o doğrultuda yönelimler gösteren, iktidara geldiğinde de uygulamalarını o çizgide yapacağım diyen tek parti, tek Sosyal Demokrat Parti, Toplumcu Demokrasi Partisi'dir. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Dolayısıyla bizi onlardan ayıran çizgi o. Sosyalist Enternasyonal yıllarca bu parti çeşitli kademelerinde müracaat etti. Çeşitli dönemlerde oldu, oluyor denildi. Kısmet bizeymiş. Benim genel başkanlığım döneminde 2015 Afrika, bir Afrika ülkesinde, Angola'nın başkentinde, Luanda'da tam 2 yıl önce Sosyalist Enternasyonale girdik. Bu yıl 8 ay önce de Uruguay'da Sosyalist Enternasyonale tam üyeliğimiz kabul edildi. Şu anda TDP çok kısa sürede Sosyalist Enternasyonale kabul edilen, Sosyalist Enternasyonale'in evrensel değerlerini benimseyen ve onu hem ülkede hem dünyada savunan ve 7 Ocak'tan sonra halkın takdiriyle göreve geldiğinde uygulayacak olan partidir. Peki bu Sosyalist Enternasyonel meselesi bir tarafa ve tebrik de ediyorum, bunu konuşmak da istiyorum ama şimdi kanaatimce bu özellikle Sosyal Demokrat Partilerin Kıbrıs sorunu üzerinden birbirleriyle benzeştikleri ve birbirlerine çok yakınlaştıkları ve o mesele ortaya çıktığında da içerideki ayrılıkları da bıraktıklarınızı görüyoruz. Yani en son işte
Cumhurbaşkanlığı Cenevre'de, Crans-Montana'da. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olsun, öncesinde olsun. Şimdi burada acaba özellikle bir itina, yani sosyal demokrat, yani siz tarif ettiniz, yani bir takım eleştirileri de yapıyorsunuz. Bunlar da gerçektir mutlaka ama sosyal demokrasi konusunda ülkemizin, yani özellikle Türkiye ile münasebetlerinde ve pratik hayatta bir şekilde hükümet olunduğunda işler biraz değişiyor. Yani hayatın bir gerçeği. Fakat bu Kıbrıs sorunu üzerinden sosyal demokratlar aslında daha çok da sosyal demokrat niteliklerini daha çok Kıbrıs sorununa olan tavırlarından alıyorlar. Yani belki siz bir eski sendikacı olarak bunlara da eleştiri de mutlaka getiriyorsunuzdur. Ama hayat bizim Sosyal Demokrat Partilerimizi daha böyle solda gösteren şeyleri daha çok Kıbrıs sorunuyla ilgili. Yani geliştirdikleri çözüm yanlısı tutumlar. Dolayısıyla şimdi benim kişisel kanaatim, belki siz buna katılmazsınız, burada bir federasyon kaldırılsın gibi bir girişim oldu seçimlerden bir buçuk ay önce. Ve yani bunu sorduk hem başbakana hem başbakan yardımcısına. Evet. Hükümetten gelen bir şey yok denildi. Hatta Sayın Serdar Denktaş yani geride çekilmesini istediğini söyledi. Evet. Şimdi 19 milletvekili evet, şeyiydi dedi. Bir şekilde güneydeki seçimlerle aramızda 20 günlük bir fark var. İlk evet, defa böyle geldi. Orada tabii başkanlık seçimi. Burada parlamenter düzen olduğu için parlamento seçimleri var. Ve kanaatimce Kıbrıs sorunuyla ilgili de ileriye dönük bir hamlenin de meclise yansımasını arzu edenler olduğu kanaatindeyim. Evet. Şimdi bu konuda ben siz de bir Sosyal Demokrat Parti lideri olarak buna ilişkin topluma, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın pozisyonu, müzakerelerdeki etkin çözüm yanlısı tutumu ve bunun ötesinde olası 28'inden sonra başlayabilecek bir müzakere sürecine de bakıldığında sanki mecliste böyle bir tablo değişikliği olursa, yani sosyal demokratların bugün bir şekilde, yani neredeyse bir bilançoda bir denge var mecliste. Bu acaba farklı seyredebilir mi veya Kıbrıs sorununu biraz daha konuşmak gerekir mi? Konuşacak mısınız? Nasıl bir tez ve tezler önereceksiniz? Bu özellikle federasyon konusu geri çekildi ama orada da duruyor. Yani zamanı mıydı? Yani gerçekten federasyonla ilgili biz dünyaya Güney ile federasyon kuramayacağımızı gösterdik de bunu bir de buradan mühürlemek mi istedik? Türkiye ile oturup konuşuldu mu bunlar? Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşuldu mu? Yani bunlarla ilgili yani partinizin düşünce ve görüşlerini bağışlarsanız. Tabii hocam, iç içe iki soru oldu. Birinci bölümdeki soruyla ilgili biraz ekleme yapayım ben. Mehmet dedi ki aslında ülkemiz için söyledi ama dünyada da Türkiye'de de solun bir açmazıdır. İktidara geldiği zaman kapitalist düzenin dayatmasıyla muhalefetteyken söylediklerini hükümetler, partiler hükümetteyken yapamıyor. Yani şartlar da dayatıyor onlara. Türkiye, İngiltere'deki İşçi Partisi bile bunu yaşamıştır. Biz Kıbrıs, birçok parti de bunu Kıbrıs konusuna dayandırarak Kıbrıs konusuyla bunu çözebileceğimiz, yani Kıbrıs sorunu çözülürse diye. Siz örneklerini de gördüğünüzde şu anda siz bize başlarken programa anlattınız da ne kadar değişimler içerisinde girdiğimizi. Bizim Türkiye ile olan ilişkilerimizi de göz önünde bulundurursak ve bugüne kadar kurulmuş bir düzenin de bunu dayattığını düşünecek olursak, iktidara geldiğiniz zaman farklı bir şey yapmanız gerekiyor ki buna dirayetli durabilmenin
formülü nedir acaba ki size demesinler siz de diğerleri gibi muhalefetteyken başka söylüyordunuz ama bakın iktidara geldiniz başka söylüyorsunuz diye. Ondan sonra Kıbrıs konusuna da geçelim tabii ki. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Yani şimdiki başbakan, başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı. Evet. Yani başbakan ve başbakan yardımcısının özelliği ne? Onlar da ayrı ayrı zamanlarda dışişleri bakanlığı yaptı. Evet. Bunun doğru. için üçü birden şunu çok iyi bilirler aslında. Yani bu yapı Kıbrıs'ın kuzeyinde 1974'ten sonra oluşan statüko ve 15 Kasım 83'te kurulan Cumhuriyet, 541 ve 550 sayılı kararlar, BM kararları durduğu sürece tanınmayacak. Uluslararası hukukun içine girmeyecek. Evet. Şu anda uluslararası hukukun bildiği, tanıdığı bir toplum var. Ve o toplumun liderini tanıyor. Geri kalan makamlarla zaman zaman ikili ilişkiler, diyaloglar oluşuyor ama gayri resmi düzeydedir hep. Evet. Yani makamsız görüşme. Yani Sayın Akıncı'yla da Cumhurbaşkanı olarak değil, toplum lideri olarak. Evet. Dolayısıyla Kıbrıs Türk'ünün uluslararası hukukun içine girmesinin bize göre tek yolu Kıbrıs sorununun çözümüdür. Solun savunduğu evrensel değerlerin başında bu gelir. Evet. Biz çözümü ısrarla talep ediyoruz, arzuluyoruz. Ve 11 Şubat 2014 sayılı ortak açıklama, Sayın Eroğlu Anastasiadis ortak açıklama metni de bize göre en son olarak gelinen en gerçekçi, en güzel parametreleri içermektedir. Evet. O parametreler doğrultusunda bir çözümü arzu ediyoruz. Bunu defalarca deklare ettik. Sayın Akıncı'nın gelmesiyle bir ivme kazandı. İşte Montpellier'in zirveleri oldu, Cenevre oldu. Son olarak da Crans-Montana ki Cenevre ve Crans-Montana'yı biz de yakından takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın davetlisi olarak oralarda bulunduk. Görüş alışverişinde bulunduk. Katkı koymaya çalıştık. Top direkten döndü. Ama top direkten döndü diye bizim bu taraftaki ve Türkiye'deki bazı kesimler ne ilginçtir ki Türkiye'de sosyal demokrat olan kesimler AKP'den daha fazla bitti bu iş diyor. Evet. Bitti diyor. Kapatın bu işi, görüşme görüşme yoktur artık. Tanıtalım diyor. Tanınmayacağını bile bile tanıtalım diyorlar. Dolayısıyla buna baktığımızda evet Toplumcu Demokrasi Partisi ısrarla çözümü savunmaktadır ve dediğiniz gibi bizim seçimlerin hemen ardından Rum tarafındaki liderlik seçiminden sonra yani bilemediğiniz Şubat, Mart, Nisan'da bu müzakereler yeniden başlayacak. Herkes buna hazır olsun. Evet. Ama bu defa Montpellier'de, Cenevre'de, Crans-Montana'da görüşülenler de bu görüşmelerin başlangıç zemini olacak. Yani 11 Şubat 2014 tarihli belgeye bunlar da katılacak. Çünkü BM hiçbir şeyi göz ardı etmiyor. Hepsini topluyor. Hepsini bir bütünün parçaları haline getiriyor ve masaya öyle getiriyor. Son literatüre bir de Guterres çerçevesi girdi. Bunu da unutmasınlar. Guterres çerçevesi de 11 Şubat tarihli belgenin yanında olacak bir yerde. Ve o da zemini teşkil yani edecek. Yani bunlar sıfır sayılmayacak hocam. Değil mümkün mi? Değil. Yani her ne kadar Anastasiadis da yoktur bitti bu iş de, yani o zemin ortadan kalktı dese de hiçbir şey bitmez. BM nitekim Annan Planı'nın oluşumunu siz de yakından takip ettiniz. Annan Planı 1977-79 Doruk Anlaşmalarından itibaren hatta Kuyayar belgesi, Gali Fikirler dizisi hepsinin bir bütünün bir bütün manzumeydi orada. Bu da öyle olur. Yani gelinen nokta bu. Şimdi dediğiniz gibi özellikle Kıbrıs'ın kuzeyindeki yani CTP ile bizi en çok buluşturan nokta Kıbrıs sorununun çözüm zeminidir. Evet. Bu konuda bir ayrımız gayrımız yok. Bunu net bir şekilde ortaya koyarım. Bir tek Maraş konusundadır farklılığımız. Onlar Maraş'ı bütünlüklü çözümün bir parçası olarak gördü hep. Biz Maraş 79 Doruk Anlaşması'nda olduğu gibi eğer ikili derken kendi içimizde bizim hükümetin işte istediği gibi yağma vurgun talanı açması da değil. Evet, i̇kili, başbakan ve başbakan yardımcısı bize
Türk yönetimi altında Mehmet bu soruyu zaten size soracaktı. Siz evet. Rum tarafıyla yapılacak ikili bir anlaşmayla 79 Denktaş Kipriyano Anlaşması'nda madde vardır. Evet. Eğer bir uzlaşma sağlanırsa açılabilir evet. diye. Bizim savunduğumuz zemin öyle bir zemindir. Ama öyle Türk yönetimi altında değil. Yağma vurgun talana dayalı yani mette işte üleşilmeyen yer orası kaldı onu da paylaştıralım derse biri biz ona karşıyız. Evet. Çözümün bir parçası olacaksa onu konuşalım. Evet. Biz olaya bütün çözümün bir parçası olarak bakıyoruz. Orada atılacak adım çözüme doğru götürsün bizi. Yani yardımcı ayrılığa olsun. Değil. Yardımcı olsun çözüme. Aynen çözüme evet. katkı sağlayacaksa bunları konuşalım. Bunun dışında dediğim gibi yani örneğin Kıbrıs sorunu bakın sosyal demokrat değerler CTP ile bizi buluştururken Kıbrıs sorunu CHP ve EDEK ile ayırıyor. Onları da orada buluşturuyor. Onları da orada buluşturuyor. Evet. Enteresandır. Yani böyle bir yapı var ve Türkiye'de AKP Kıbrıs'a, Kıbrıs'taki çözüm yanlılarına CHP'nin izlediği tutumdan daha yakın duruyor çözümde. Evet. Ama onun dışında AKP'nin politikalarını benimsememiz, tasvip etmemiz mümkün değil. Yani Türkiye'yi alıp götürmeye çalıştığı bir yani 2023 deniyor. 2023 laik demokratik cumhuriyetin sonu, yeni bir devletin, padişahlığın yeni bir safhası mı olacak? Onu hep ben de merak ediyorum. Özellikle 16 Nisan referandumundan çıkan sonuç bizi ürpertti. Yani Türkiye başka bir rejime doğru evriliyor. Burada da bunun uzantıları İlahiyat Koleji ile İmam Hatip Kur'an kurslarıyla kendini gösteriyor. Çanakkale kampına çocuklarımız götürülüyor. Enteresandır. Atatürk'ün mücadelesi, orada Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesi, işgal ordularına direniş anlatılacağına tersi anlatılıyor. Laik demokratin, tam. Cumhuriyetin yerine neredeyse bir şeriat düzeninin nasıl geleceği dini öğretiler aktarılıyor. Bunlar bizi ürpertiyor. Dolayısıyla o konuda farklıdır düşüncelerimiz. Ama sosyal demokrat partiler Kıbrıs'ta dediğim gibi CTP ile Kıbrıs konusunun çözümünde uzlaşıyoruz, buluşuyoruz. Ama onun dışındaki demokratikleşme süreci ve uygulamaları, ekonomik programlar ve uygulamaları konusunda maalesef bir türlü örtüşemiyoruz. Anlattıklarınızdan iki soru var. Birincisi, siz hükümete gelirseniz veya koalisyon ortağı olursanız veya tek başınıza iktidar olursanız Türkiye-KKTC ilişkilerine nasıl yaklaşacaksınız? Yani böyle birkaç cümleyle. Bunu söylerseniz gayet açık ve net. Gayet açık ve net. Yani biz karşılıklı saygıya dayalı eşitler düzeyinde bir ilişki istiyoruz. Öteden beri söylüyoruz. Biz ana yavru edebiyatını reddediyoruz. Doğru bulmuyoruz. Kıbrıs Türk'ü yani sömürge döneminde şimdi Osmanlı belki 1571'de Kıbrıs'a geldi. Bizim atalarımız belki 1571'lerden sonra gelip buraya yerleşen buradaki topluluklarla karışan kaynaşan bir yapının devamıyız biz. Sömürge İngiliz'e rağmen bu toplum Kıbrıs Türk toplumu burada kendine özgü değerlerini, inanç ve geleneklerini korudu. Ne ilginçtir. Türkiye'de Atatürk'ün ilke ve devrimleri tartışılıyor da sömürgeye rağmen Kıbrıs Türk toplumu bunları benimsedi. Yaşam biçimine dönüştürdü. Evet. Kılık kıyafetini de buna göre ayarladı. Ve diğer düşünün bu laik demokratik duruş ondandır. Kıbrıs Türk'ünün inanç ve gelenekleri daha farklıdır. Kendine özgü bir kişiliği. Doğru. Bunu papazın ordusu da değiştiremedi, bozamadı. İmamın ordusu da bozamayacak. Hı-hı. Bu kadar açık. Şimdi bunun yanı sıra eğer biz burada kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı, kendi kendini idare eden bir toplum olamazsak ve ikide bir de el avuç açarsak, evet, tam onu soracaktım. El avuç açtığınızda birileri de size bir başka reçete daha verir. Verecek. Benden yardım isterseniz benim de sizden isteklerim vardır denir. Oysa bakın 1990'a kadar bu ülkeye Türkiye'den gelen yardımlar altyapı yatırımıydı. Evet. 1990 DMP seçimi.
Sayın Denktaş'ın UBP'yi kurtarmak için kendi seçimini öne alması ve 31 Mart'ta bir normal maaş, 2 Nisan'da peşin maaşa geçilmesi. Ve maalesef o dönemde toplumun geniş kesimleri bu rüşveti aldı. Evet. UBP'yi iktidar yaptı gene. Türkiye'nin anlı şanlı profesörleri dahil pek çoğu sol kimlikliydi. Müdahaleler oldu ve Mümtaz Soysal da dahil. Evet. Müdahaleler oldu ve UBP tek partili rejime götürdü ülkeyi. Şimdi böylesi bir yapıdır bizi sıkıntıya sokan. Bunu ters yüz etmek ve o alınan rüşvet yıllar sonra başımıza kakıldı. İşte cari bütçenize de biz katkı yaparız oldu. Evet. Cari bütçe eksiye düştü. 90 yılının bir başka özelliği kimlikle girişin serbest bırakılmasıdır. Evet. O güne kadar Türkiye'den gelen kardeşlerimiz buraya pasaportla geldi. Ve en azından pasaport almak Türkiye'de kolay değildir. Güvenlik soruşturması verilir. Ve bu ülkeye de geldiğinde muhaceret yasaları uygulandı. Ama 90 yılından sonra ne Türkiye'den gelen kimlikle giriş, gelen iyi, doğru, güzel insanlar da var. Bütün herkes aynı kefeye koymak değil. Ama buraya da Türkiye'de suç işleyip buraya kaçıp sığınan ve yıllar sonra suç işlediği, arandığı ortaya çıkan insanlar da var. Burası zaman zaman Türkiye'deki hesaplaşmaların merkezi haline getirildi. Evet. Bunlar doğru anlayışlar değil. Ve burada kimlikle girişin serbest bırakılması, muhaceret yasalarının uygulanmaması burada ciddi bir olayı daha açığa çıkardı. Burada karın tokluğuna veya çok düşük ücretlere çalışma zemini buldu birileri. Bu defa bizim insanımız göç etmek zorunda kaldı. Bakın bir önemli nokta söyleyin size. Bir araştırma, ben sendikacıyken bir araştırma yaptıydık. 1954-74 arası zor yıllar. Evet. Kıbrıs'ta toplumlar arası çatışmalar. Zor yıllar. 6000 kişi göç etti. 6000 Kıbrıslı Türk göç etti. 1974. Özgürüz dedik. Bağımsızız dedik. Her şey var dedik. Olanaklar. 74-94 arası göç 60 bin. Evet. Hani özgürlük? Hani demokrasi? Hani barış? Hani kendi kendine yeterli toplum? Hani refah toplumu? Sıkıntı buradadır. Dolayısıyla biz burada önemli olan kendi hayatları üzerinde duran, kendi kurumlarını kendinin idare ettiği bir toplumdan bahsediyoruz. Yani Merkez Bankası Başkanı hala daha atanmadı. Ben evet. Atamayın diyorum. Kaç ben. Seçelim. Biz seçelim. Çünkü benim yönetimim, yani benim beğenmediğim şimdi hükümette sağ partiler vardır. Onlar atasın. Ama buranın bir vatandaşını atasın. Evet. Yani ille benim gibi düşünen birini değil. Evet. Ama orayı gerçekten yönetecek düzgün insanlar. Bakın bir önemli nokta daha var. Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı Kıbrıslı Türkler almak için ciddi bir mücadele verdi. Türkiye Hava Yolları'na bağlıydı. Onun alt yönetimiydi. Oradan almak için ciddi bir şey. Ama ne oldu? Yüzümüze gözümüze benzettik. Evet. Orayı bir arpalık haline getirdik. Diğer kitler gibi idare ettik orasını. Sonunda ne oldu? CTP başlattı. UBP ile beraber batırdılar, kapattılar. Bu Kıbrıs Türk'ü için büyük bir ayıptır. Ondan sonra bunu ikide bir de deniz ötesindekiler başımıza kalktı. Devrettik size bir kurumu da başaramadınız. Evet. Başaramayanlar ne yaptı? Bedel mi ödedi? Bedel ödesinler işte, istiyorum ben işte. Evet. Bunun bedelini soracağız başaramayanlara. Başaramayan bu ülkeyi bugüne kadar yönetenlerdir. Batıran kapatanların yakasına yapışmadı bu toplum. Hesap sormadı. Birini attı, öbürünü kaptı. Sonra onu attı, öbürünü tekrar kaptı. Böyle değil artık. A, B'ye muhtaç değildir bu toplum. Evet. Onların arasındaki kısır döngüye de muhtaç değildir. Bunları kenara çekme. Şu anda mecliste bizimle birlikte 4 parti var. Artık üçüne, ki son dönemlerde değişe değişe iktidar oldular, yüzlerine gözlerine benzettiler yönetimi. Bu toplumu biri diğerinden daha iyi yönetmedi. Birbirleriyle veya ayrı ayrı ama aynı şekilde yönettiler. Ve bu toplumun kurumlarını içinden çıkılmaz hale getiren, el avuç açan duruma getirdiler.
deniz ötesinden de reçetelere boyun eğmek durumunda bıraktılar bu toplumu. Onun için ben diyorum ki 7 Ocak bir değişim dönüşümün başlangıcıdır. Bu toplum, bu bizim dışımızdaki 3 partiye, 3'ü bir yerdeye kırmızı kart göstermelidir artık. Evet. Ve demelidir ki kenara çekilin. Bu insanlar temiz, dürüst, bugüne kadar yaptıkları da yapacaklarının göstergesidir. Onların yolunu açalım. Şimdi sevgili hocam, bir kere TDP belki bu son 2004'ten itibaren, hatta 2003'ten aldığımızda belki o süreçteki böyle hüsnü kabul görecek bir yönelimi söz konusu. Yani onlardan o son 13-14 yıllık sürecin belki en iyi seçimlerine giriyor. Ve böyle onun, 81'deki havayı sezin diyorum. Böyle bir çıkış havası. Şimdi, toplum da bize öyle bakıyor ve bu beni daha da umutlandırıyor. Evet, bu önemli bir değer ve sizin konuşmanızın başında söylemiş olduğunuz aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Acaba terminolojide şimdiden sizi bağlayacak bir takım konuşmalarınız var satır aralarında. Ben belki dinleyiciler almıyorlardır ama ben hissediyorum ki bu terminolojinizde siz bir iktidar ortağı olduğunuzda Türkiye-KKDC ilişkileriyle ilgili belki sizi de zor durumda bırakabilir. Yani benim kendi yorumum bu. Katılmayabilirsiniz. Şartlar Kıbrıs'ta. Rahmetli Cumhurbaşkanı Denktaş derdi ki yani muhalefete sıkıştığında burada ateşkes koşulları var. Siz de biliyorsunuz. Şimdi burada acaba bu hüsnü kabul ile birlikte TDP bu ortaya çıkarmış olduğu listelerle birlikte böyle yani mecbur kalır ise koalisyonun büyük veya küçük ortağı buna da hazır mısınız? Yani bazı siyasi parti liderlerine sorarlar, koalisyona var mısınız? Hayır yokuz diyorlar. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Bir, iki, bu ben başka da soru sormayacağım, bunu da sorayım. İki, arada Maraş'la ilgili bir şey söylediniz. Ben şöyle bağlayıp onu sormak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, bu son olsun diyor bu müzakereler. Artık diyor, bitsin diyor bununla. Ya çözülsün ya da çözülmeyecekse yolumuza bakalım. Ben de aynı görüşteyim. Büyük ihtimalle Güney'de Anastasiadis'e atıf yaptınız. Güney'de Papadopoulos'un gelme ihtimali daha güçlü. Her ikisine karşı da mutlaka bir oyun planı kurmak lazım. Fakat tutun ki yapıldı müzakereler. Küçük oğul ana Papadopoulos geldi. O da ağladı ve hayır çıktı. Yani evet çıkar diye bir şart yok. Peki o zaman sizler de belki hükümette olacaksınız. Yani bilemeyiz. Şimdiden tabii referandumda, olası bir referandumda veya hiç referandum olmadan ortaya çıkacak ki arkadaş biz yani Türklerle ne 60 gibi bir şeyi ne de Annan gibi bir şeyi ne de onun daha kötüsünü de istemiyoruz diyecekler belki. Bilmiyorum. Yani referanduma da gidemeyecekler. Ha belki. Ama giderler ve başarısız olur veya hiç gidemezler. O durumda siz de Sayın Cumhurbaşkanlığı destekliyor musunuz? Yani son mu olsun diyorsunuz? Son olsun diyorsanız Maraş konusuna mesela Avrupa'da, Amerika'da tartışılıyor. Deniliyor ki Maraş'ı öyle bir açsın ki Kıbrıslı Türkler, Maraş bir AB serbest bölgesi olsun. Kıbrıslı Türklerle de oradan ilişkilenelim. Yani nihai bölünme. Şimdi bunlarla ilgili siz sosyal demokratların iktidara gelmemiş partisini temsil ediyorsunuz. Ve Kıbrıs sorunu konusunda da belki diğerlerinden daha böyle böyle kıvrımsız, net
konuşuyorsunuz. Yani bu tür çabalara, arayışlara parti atölyeler yapıp hazırlanıyor mu? Yani çünkü büyük bir mesuliyet altında kalabilirsiniz. Hem Cumhurbaşkanı'nın eski partisisiniz hem de güçlü bir hükümet içinde yer alma şansınız olduğu takdirde halka bu konuda yani rahat olun biz hükümette olursak Kıbrıs sorunuyla da ilgili, Maraş'la da ilgili, Kıbrıs Türk'ünün istikbaline ilişkin her türlü kararı alabilecek güçteyiz. Türkiye-KKTC ilişkilerini de bugüne kadar gelen yanlış yerden düzgün yere oturtacağız diyor musunuz Sayın Başkan? Tabii Cumhurbaşkanı bir de çerçeve çiziyor. Başı ve sonu belli olacak artık müzakereler. Sonsuza kadar olmalı. İki soru var yani. Biri... Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Güneydeki adaylarla ilgili bir şey söylediniz. En kötü seçenek Elam'ın başkanıdır tabii. O onu saymıyoruz ama. Evet. Çünkü onun hiç şansı yok. Ama Papadopoulos ihtimallerden biri. Ve ihtimallerden biri olan Papadopoulos da en kötü ihtimaldir. Yani o da çünkü federasyon görüşmeyelim diyor. Başka şeyler konuşalım diyor. Evet. Hatta Kıbrıslı Türklere başka gözle bakıyor. Yani dolayısıyla Papadopoulos'la nasıl bir müzakere zemini yürütülür şu anda düşünemiyorum yani. Hı. Veya müzakereler nasıl başlayacak o da önemli olacak Papadopoulos'la. Kötü ama bildiğim bir şey vardır bakın unutmayın bunu. Toplum da unutmasın. Evet. Güneyde bütün adaylar seçime girdiğinde şahinleşir. Kuzeyde de güvercinleşir. Bakın rahmetli Denktaş da derdi ki ya ben mi barış istemem yani. Evet. Siz istersiniz. Ben sizden daha fazla isterim ama benim istediğim başka türlüdür. Evet. Mesele budur. Yani herkes bizde barış meleği kesilir seçime girerken. Kıbrıs sorunu çözülsün denir. Güneyde ise Anastasiadis'i unutmayın. Yani Anastasiadis 5 yıl önce kazanırken Annan planındaki evetini öne çıkarmadı. Halkımın %76 hayırını göz ardı edememeyi öne çıkardı. Doğru. Ben seçim manifestosunu okudum. Doğru. Anastasiadis'in. Böyle bir olay vardı. Dolayısıyla yalnız şunu biliyorum ki ne olursa olsun uluslararası aktörler devreye girecek ve bir şekilde bu müzakereler başlayacak. Ha müzakereler bu son olsun. Bu son ne zaman olur? Kıbrıs sorunu ne zaman çözülürse olur. Bu Sayın Akıncı'yla Akıncı'nın görev süresi biter de çözülmezse ondan sonra gelen de bir şekilde bu süreci devam ettirmek durumundadır. Uluslararası konjektür dediğimiz yapı, uluslararası güçler önemli. Aslında biz de zaman zaman kapılıyoruz buradaki yapıya ve bizim buradaki istençlerimizle Rumların istençleri en azından örtüşsün istiyoruz. Evet. Bakın benim Rumlara sürekli söylemeye çalıştığım budur. Ya en azından biz iki toplum, iki toplumdaki çözüm ve barış güçleri birlikte bu çözümü samimiyetle arzuladığımızı aykıralım. Doğru. Ve uluslararası güçlere biz baskı yapalım. Onlar bizi ikide bir de kendi Orta Doğu'daki veya dünyadaki siyasi paylaşım kavgaları, çıkar kavgaları için kullanmasınlar. Evet. Gel bir defa da biz anlaşalım, kendiliğinden anlaşalım ve çıkalım diyelim ki hem en yakınlara, Türkiye ile Yunanistan'a ve ondan sonra İngiltere'ye, Avrupa'ya, Amerika'ya, Rusya'ya, Çin'e de biz anlaşabiliriz. Çekilin kenara diyelim. Evet. Ama öyle siz bir... Sayın Cumhurbaşkanı ile ayrılıyorsunuz bir noktada. Şimdi, o son olsun diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Sanki devam etsin gibi söylüyorsunuz. Sonuç alıcı müzakereler, modalite değişsin diyor Cumhurbaşkanı. O konuda hemfikirim. Yani evet. Sonuç alıcı müzakerelere. Ama ben diyorum ki, Toplumcu Demokrasi Partisi diyor ki, bu müzakereler sorun çözümlenene kadar bir şekilde devam edecek. Hı hı. Bu kişilerle kaim değildir. Hı hı. Bu kadar açık. Evet, doğru. Dolayısıyla sorun kiminle çözülür? Belki biz görmeyiz ama görmeyi çok arzu ediyorum. Evet. Yani çocuklarımıza, torunlarımıza miras kalmaz. Hatta Sayın Anastasiadis'le bir görüşmemizde, bir iki defa ziyaret ettik kendini veya çeşitli münasebetlerle, çeşitli atmosferlerde buluştuk. Ve ona dedim ki, Kıbrıs sorunu başladığında ben küçük bir çocuktum, şimdi torunum var. İsterim artık onlara miras bırakmayalım. Sayın Başkan dedim yanına.
Ama o da güldü, uğraşıyoruz falan dedi, olmadı. Olsun istiyoruz. Dolayısıyla duruşumuz bu konuda nettir. Ha, gerek Maraş konusunda, gerek diğer konularda atılacak adımlar, biraz önce söyledim. Yani sorunun çözümünü içerecek, sorunun çözümüne katkı sağlayacak. Bakın, Sayın Eroğlu henüz saraydaydı. Amerika'nın başkan yardımcısı geldi bu ülkeye ve geldi bizim Cumhurbaşkanımızın sarayına. Orada ziyaret etti kendisini. Sayın Biden geldiğinde cebinde Maraş'la geldi. Ve ama Maraş konusunda bizim bu şey tutumumuz, farklı tutumumuz, inatçı tutumumuz Maraş konusunda adım atılmasını engelledi. Ne oldu? Orada dendi ki Maraş'a bir envanter ve fizibilite çalışması yapılması lazım Maraş'ta. Bunun için de bir teknik ekibin girmesi lazım. Efendim aralarında Rum ve Yunanlı da olacakmış. Onun için reddettik. Niye? Nasıl başlayacağız? Yarın sorun çözülürse, yarın anlaşma oldu, öbür gün girecek heyette onlar olmayacak mı? Evet. Niye korkuyoruz bunlardan? Neyi saklıyoruz? Ki bu teknoloji çağında artık fotoğraf çekmek yasaktır diyor. Hala daha bir sürü yerde. Kardeşim, Google'la uzaydan her şeyi görüyorlar artık. Neyi saklıyorsunuz? Yani dolayısıyla bütün bunların görüldüğü çağda bu böyle inatçı tutumlarla sorunu çözmeye değil de takoz koymaya yönelik tutumlarla bir yere varmamız mümkün değil. Biz Kral Montana'dan sonra Toplumcu Demokrasi Partisi, parti meclisi enine boyuna uzun toplantılar yaptı. Bu konuyu konuştu, tartıştı. Kıbrıs konusunda bir dizi kararlar aldı. Ve bunu mecliste bir basın toplantısı yaparak da kamuoyuyla paylaşmıştım ben. Orada söylediğimiz şudur. Çözüm vizyonu canlı tutulmalıdır. Kıbrıs Türkü'nün çözüm istenci dünyaya söylenmelidir. Kıran Annan planında çözümü kovalayan taraf bizdik. Mont Pelerin'de, Cenevre'de, Kıran Montana'da bizdik. Çözümü istemeyenler bellidir. Bu çözüm istencimizi dünyaya anlatmalı, samimi olarak anlatmalı ve çözüm olana kadar onlarla olan diyalogumuzun, ilişki düzeyimizin de nasıl yükseltilebileceği, nasıl geliştirilebileceği konuşulmalıdır. Bakın bir ayrıntı vardır belki, COP süreci. COP yani. Sürecine biz destek verdik. Neydi hedefimiz? Yani sorun çözülene kadar benim gençlerim uluslararası arenada top oynamasın. Evet. Top oynamak için ille ya gizli gizli Kıbrıs Cumhuriyeti'ne lisans çıkaracak veya Türkiye adına lisans mı çıkaracak spor yapmak için? Niye burada bir toplum olarak bir takım uluslararası angajmanları da gözeterek, onların da kabul göreceği bir formül üreterek var olmayalım? Bizim derdimiz budur. Onun için bu toplumun önü bu şekilde de açılmalıdır. Bunları anlatmak durumundayız dünyaya. Nitekim Kıran Montana'dan sonra bakın Kıbrıs'da iki toplumun temsilcilerinden oluşan bir müzakere süreci vardır Avrupa Birliği'nin. Askıya alındı bunlar. Niye askıya alıyorsunuz benimle olan diyaloğu? Tam tersi. Ben ısrarla bunu talep ediyorum. Ve olası bir çözüme kadar kendi içimde bu reformların da yapılmasını acil ve gerekli görüyorum. Olmalıdır bu. Biz her an Avrupa Birliği'ne girecekmiş gibi kendi evimizin içini dizayn etmeliyiz. Kendi kurumlarımızı bu doğrultuda çalışmak durumundayız. Bakın öteden beri Sayın Cumhurbaşkanı sarayda yapılan toplantılarda bunu söylüyor. Ya diyor artık hükümete yönelik. Yani uluslararası topluluklar geliyor bana ve diyorlar ki sizin hükümetiniz bu tarafta bankacılık alanında işbirliğini yapmaktan kaçınıyor. Bakın son derece önemlidir bu konu. Yani Rum tarafı bir ara ekonomik sıkıntılar yaşadı. Evet. Neydi ekonomik sıkıntılarda yaşadığı? Çünkü Rum tarafında Rus ve Sırp kara paralarının aklanması söz konusuydu. Onun için epey sıkıştırdılar kendilerini. Sonunda uyum sağlamak zorunda kaldı. Ben niye şimdiden bu doğrultuda adım atmayayım da ileride
başıma bir takım sıkıntılar gelirse o zaman mı göstereyim? Biz açık ve şeffaf bir şekilde bütün sistemlerle uyuma hazır olmalıyız. Ama uyuma hazır olurken Türkiye ile ilişkileri göz ardı ederek değil, Türkiye ile ilişkileri de sağlıklı bir zemine oturtarak, evet bakın şu önemlidir. Türkiye Kıbrıs Türk'ü için vazgeçilmez öneme haiz bir ülkedir. Yani çeşitli bağlarımız vardır Türkiye ile. Bunu hiç göz ardı etmiyoruz. Ama emir alan emir veren değil, ana yavru ilişkisi değil, ast üst ilişkisi değil. Bunları aşalım artık diyoruz. Ve karşılıklı saygıya dayalı eşitler düzeyinde ilişkinin yolunu, formülünü üretelim ve iki kardeş yapı olarak bu dünyada var olalım. Nitekim Kıbrıs konusunda olası bir federal çözümden sonra bile kurucu devletçik olarak Türkiye ve başka ülkelerle da bir takım ilişkileri düzenleme hakları vardır o kurucu devletlerin yetkilerinde. Federal devlete devredilecek yetkilerin dışında kalan artık yetkileri egemence kullanır diye bir ifade vardır kurucu devletçikler. Dolayısıyla Türkiye ile o dönemde de kurulacak bir takım ilişkiler vardır. Şimdiden onu sağlayalım işte. Sağlıklı bir zemine. Ve kurumlarımızı mutlaka yüceltecek biçimde. Yani burada düşünün, Devlet Su İşleri Dairesi geldi. Bakın su konusu. Sayın Başkan, ona girmeden önce bir şey sorabilir miyim? Şimdi dinleyiciler içinde ilk 100 gün iktidara geldiniz. Böyle 4 tane mühim konuda şunu yaparız. Mesela yurttaşlıklar. İptal edeceğiniz yurttaş var mı? Çıkardınız mı listesini bunun? İlk yüzünde şunu yapacağız. Yurttaşlıklarla ilgili şöyle yapacağız. Efendime söyleyeyim, asgari ücretlerle ilgili şöyle yapacağız. Efendime söyleyeyim işte arsa dağıtımıyla ilgili şunu yapacağız. Veya işte üniversitelerle ilgili bunu yapacağız. İktidara gelecek bir parti olarak Toplumcu Demokrasi Partisi'nin ilk 100 gününde en mühim gördüğünüz konu nedir? Buradan sevgili Kıbrıslı Türk izleyicileri buradan duysunlar sizin ağzınızdan efendim. Bir kere yurttaşlıklar konusunda açık ve net bir tutumumuz var. Şimdi yurttaşlıklar konusunda sürekli bir çağrı yaptık hükümete ve dedi ki kimin için yurttaş yaptınız, vatandaş yaptınız, bunu çıkın açıklayın. Açıklanmadı bunlar hep. Hatta İçişleri Bakanı biraz da CTP'ye yönelik sizin yapmadıklarınızı yaptık dedi. Ne demek sizin yapmadıklarınızı? Yapmak zorunda mıydılar? Şimdi bakın ben de diyorum ki aralarında benim öğrencilerimin de bulunduğu, bu ülkede doğmuş, küçük yaşta bu ülkeye gelmiş, bu ülkeyi vatan bilmiş, geleceği evlenmiş, eş yuva sahibi olmuş, çoluk çocuk sahibi olmuş ve buradaki toplumla üretim ilişkilerine girmiş, artık geleceğini burada gören insanları vatandaş yaptığınızda biri yok mu dedi. Evet. Bakın, dolayısıyla bir ciddi son dönemde yapılan vatandaşlıkları incelemeye alacağız. Bu açık ve keyfi usulsüz vatandaşlıklar varsa mutlaka onlar iptal edilecek. Bu kadar açık söylüyorum. Şimdiden alıp bunda ilan etseniz? İnceleme şansı vermiyor size. Öyle mi? Vermiyor. Yani bakın. Ha, şeffaflık nerede kaldı o zaman? Nerede şeffaf? Bu hükümetin nesi şeffaf? İki programda başbakana ve başbakan yardımcısına sormamıştık diye Twitter'da bizi eleştirdiler. Egemen Bağış'ın başkanlığını sormadı. Bakın onu kesin iptal edeceğiz. Öyle mi? Bunu açık söylüyorum. Yani onun gibi başkan kim varsa bu kadar bunu söylüyor. O kesin. O 90 gün içinde gelen, 90 günlük turist vizesiyle gelen kimse onun da iptal edilecek. Bunu açık söylüyorum. Evet. Ama öbürleri incelenecek. Eğer aralarında gerçekten biraz önce saydığım gibi bu ülkede doğup büyüyen veya burada hak eden varsa yasalara, tüzüklere göre onları niye iptal edelim? Tabii. Ama usulsüz varsa sırf seçim için ve seçime rüşvet olarak verildiyse evet onları iptal edeceğiz. Bu kadar açık. Bunun dışında bu ülkede üniversiteler çok ciddi elden geçirilmesi gerekir. Yani bakın darbe oldu geçen gün Zimbabwe'de. Evet. Ama bir süre önce Zimbabwe hükümeti buraya bir heyet gönderdi. Evet. Niçin? Buradaki yapıyı incelesin ve kendinin buraya gönderdiği öğrenciler ne durumdadır?
gerçekten okula mı gidiyorlar, çalıştırılıyor mu, sömürülüyor mu, ne yapıyor diye araştırma. Bu bizim için utançtır. Tabii dünya küçüktür artık, duyuyorlar her şeyi. Bu gelmedi için... heyet Sayın Başkan, gelecekten başlıyor. Yani bu bizim için utançtır. Evet. Yani Afrika'da demokrasinin olup olmadığı tartışılan bir ülke benim ülkemdeki öğrencilerini kontrol etmek ister. Ama ciddi gerekçeleri var. Fuhuşa ve uyuşturucu ya. Aynen. Bu, çünkü bunlar da gerçek. Yani. Sayın Angol Emli bunu mecliste kürsüden söyledi. Yani düşünün, öğrenci adı altında gelen konsomatistler vardır bu ülke. Yani. Böyle bir şey kabul edilemez. Yani buraya gelip suça teşvik edilen ve kayıt dışı ekonominin bir parçası olup hiçbir güvencesiz çalıştırılan işçiler vardır. Öğrenci olarak getirildi. Gittiği bir üniversiteye kayıt yapıldı. Böyle bir anlayış olmaz. YODAK'la birlikte üniversite sektörünü ciddi şekilde ele almak durumundayız. Evet, şimdi üniversitelerin bu ülkede itici bir sektör oluşu, ekonomiye çok ciddi katkı yaptığı yadsınamaz. Ama biz sadece kelle hesabı dolar olarak göremeyiz bu çocukları. Sayın Başkan, YODAK'a geldi, sorayım orada artık durmadan. Yani madem geldi konu oraya. Şimdi YODAK, YÖK'le kıyaslayayım. En yakın örnek. 1982'de YÖK kurulduğunda 19 üniversite vardı. Personel sayısı, ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde sordum YÖK Başkanı'na bunu, 250-300. Bizim şu anda üniversite sayımız 16, 16 da üzerimizdedir. Gönderdi siyasi otorite. Ama 16 üniversite var. Yani YÖK'ten 3 az. Onlar 19'du, biz 16. YÖDAK'ın personel sayısı 12. Bunların 3'ü kronik hasta, ikisi de şoför. Evden bozmalar. Şimdi evet. Sayın Başkan, yani şimdi bu kadar açık ve 30 personel de geçen yıl Aralık'tan yeni başkan Akile Büyük Hanım geldi ve talep etti. Hiçbir tane bile gönderilmedi. Yani bakınız, yani 16 üniversite, 16 personel yok. Yani şimdi YODAK geldiği için konu, yani bunu artık sormak istedim. Daha önce kimseye sormadık. Bakın sonra Akile ama... Hanım'ı bir süre önce ziyaret ettik. Genel sekreterimle birlikte. Ve YODAK'ın misyonunu ve vizyonunu konuştuk. Açık söylüyorum. Dolayısıyla biz YODAK'ı üniversitelerin üstünde bir kurum olarak görüyoruz. Üniversiteleri gerçek anlamıyla denetleyen, değerlendiren, akredite olmalarını sağlayan kurum. Yani artık benim üniversitelerimde akredite olmayan bölüm kalmamalı. Eğitimin kalitesini yükseltmeyi konuşmalıyız. Bakkal dükkanı açar gibi, bakkallara saygısızlık olarak algılanmasın, marketlere falan, açar gibi üniversite açılması doğru değildir. Bunları konuşmamız gerekiyor. Ha, ülkemin bazı bölgeleri bizim bölgemize de üniversite derken aslında üniversitenin çeşitli kampüsleri veya fakülteleri oraya açılabilir. Oradaki ekonomik, onlar olaya ekonomik bakıyor. Diye. Evet, ekonomik olarak da bakmak lazım ama ben olaya sadece ekonomik olarak bakmıyorum. Eğitimin kalitesi ve benim ülkeme dışarıdan gerek Türkiye'den gerek üçüncü ülkelerden gelen öğrencileri ben birer fahri temsilci olarak görüyorum. Yani. Geri döndüklerinde tanıtım mı istiyorsunuz? Memnun İşte onlar tanıtacak beni. Memnun dönsünler. Tabii. Bizi onlar tanıtacak. Eğer ben onu kaliteli yetiştiriyorsam, tam donanımlı yetiştiriyorsam, gittiği ülke neresi olursa olsun, gerek kendi ülkesi, gerek başka ülkeye de gidebilir. Oradaki o yaşam kalitesine sunacağı değerler bizim ülkemizin tanıtımı olacak. Tabii. Dolayısıyla çok önemlidir bu. YODAK'ın üniversitelerin üzerinde olması ve benim üniversitelerime de giriş, kabul, öğrenci kayıt kabul kriterlerini standart hale, uluslararası standartlara uygun getirilmeli. Yani X üniversite uymazmış, öbürü şöyle yaparmış, kendi kendine sınav. Hayır, bunlar doğru değil. Evet. Yani bir kısım öğrenci YÖK üzerinden geliyor, Türkiye'den. Geri kalan öğrenciler burada üniversitelerimizin ayrı ayrı yaptığı sınavlar veya çeşitli yatay geçiş kuralları, uluslararası standartlar. Bunları mutlaka getirmeli ve merkezi tek sınav ya da GCSE,
GCE gibi sınavlarla öğrenci alımını mutlaka standart halde yerleştirmemiz lazım. Yani bakın, dünyada eğitim piramittir. Eğitim sütun değildir. Evet. Ben 30 yıl ilkokullarda çalıştım. Öğretmen olarak da, yönetici olarak da, sendikanın en üst düzeyde temsilcisi olarak da. Şimdi bütün yapıyı iyi biliyorum. Şimdi ilkokulu zar zor bitiren çocuk eğer üniversite eğitimi almak için zorlanıyorsa bu doğru bir anlayış değildir. Ha bu çocukları sistemin dışına mı itelim? Hayır. Ama şimdi herkesi üniversiteli yapmaya çalışıyor. İlgi ve yeteneği doğrultusunda yönlendirelim ve bir kısmı belki ara eleman olarak yetişecek. Evet. Bakın, Esnaf Zanaatkarlar Odası benim devletimin yapması gerekeni yapıyor. Yapıyor. Devlet nerede? Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ne iş yapıyor? Mesleki Teknik Öğretim Okulları niye daha donanımlı olmuyor? Bu ara elemanları yetiştirsin ve piyasanın ihtiyacına cevap versin. OTEM niçin açılmıyor hala daha? Tarım Meslek Lisesi niye üniversiteye hiç öğrenci girmemiş diye kapatılıyor? 5000 öğrenci vermiş hocam, ihtiyaç fazlası bölümlerde okuyan şu anda. Yani 5000 öğrenci mezun olduğu zaman ne olacak bunlar? İşsizler yani, oldu. Ha, tabii üniversitelerinde açılma ve bölüm açma konuları birbiriyle yarışır ve birbirinden öğrenci çalmaya yönelik değil. Ülkenin ihtiyacı olan alanlarda, ki buna kim karar verecek? DPÖ. Devlet Planlama Örgütü ülkemizdeki insan ve malzeme dokusunun bir fizibilitesini önümüze koyacak. Yani hocam şöyle bir şey, bir hükümet üniversitelere Kıbrıslılar için, Kıbrıs Türkler için şu bölümleri doyuma ulaştı, açmayın diyebilecek midir? Demeli midir? Demelidir. Bu antidemokratik bir şey değildir, değil mi? Bu antidemokratik değil, demelidir. Tavsiye etmeyecek. Yani teşvik etmeyecek. Yani alırsa o öğrenciler işsiz kalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu bilecek. O doğrultuda burslar olmayacak. Aslında şimdi de bursları vermezler ama öğrenciler yine de o bölümlere gider. Tamam, giriyor, niye? Teşvik ediliyor. Yani dolayısıyla ondan sonra ne oluyor? İhtiyaç alanlarında mezun oluyorlar ve diplomalı işsizler ordusuna. Öte yandan da bakıldığında turizm alanında mesela ben otellere soruyorum. %70 vatandaş çalıştırma mecburiyeti vardır otellerde. Bulamıyoruz diyorlar, münhallen ederiz. Evet. Niye bulamıyorsunuz? O alanda yetişen öğrenci yok. Yani otem yok ve o alanda yetişme yok. Ne oluyor bu defa? Getiriliyor. Hayır, bu alana yönlendirmek, bilerek ve isteyerek teşvik etmek gerekir. Bu tabii alanda. Orada şey de var hocam. Maaşları çok düşük tuttukları için insanlar gitmek de istemiyor. Tabii o da onların ayıbıdır. Onu onlar söylemiyor. Yani şimdi siz karın tokluğuna köle pazarında işçi çalıştırır gibi çalıştırmak istiyorsanız, güvencelerini tam anlamıyla yerine getirmiyorsanız o da doğru değil. Tabii. Yani dolayısıyla ülkenin yaşam standartları belli. Her ne kadar da bir kuruluşumuzun başkanı yurt dışından getirilecekler için onda kendi ülkelerinde 50-60 dolar alırlar, 100-150 dolar verelim gelsinler demek, bu insanlık dışı bir olay. Çok eleştirel. Yani zaten köle pazarı değildir burası. Kıbrıs'ın kuzeyi benim ülkem, köle pazarı olamaz. Getirilen insanların iaşe ve ibatesi, her türlü güvenliği, çalışma koşulları, insani uluslararası değerlerde sağlanmalıdır, standart değerlerde. Yani biz buraya birini köle gibi çalışsın diye, karın tokluğuna çalışsın diye getirmiyoruz. Tabii ki. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek lazım. Ve ben son dönemde Çalışma Bakanlığı'nın da yaptığı bir düzenlemeyi doğru bulmuyorum. Ona karşı çıktık. Kim getirilecek? Gidip bulsunlar, alsınlar, gelsinler dedi Çalışma Bakanı. Bu doğru bir mantık değil. Bu ülkede münhallen edersiniz siz. Tabii. Gerçekten bulunmazsa münhale başvuran ve ihtiyaç varsa devletler düzeyinde, kurumlar düzeyinde olur bu diyalog. Zaten başka sosyal sorunlara neden oluyor bunlar, evet. Değil mi? Hocam şimdi bu 30 otel var. Bizi de moderatör ettin burada bakın sevgili Mehmet. Evet, yani 30 otel var. 30 otel var. Bu 30 otelin neredeyse 2 tanesinde, yanılmıyorsam belki de 1 tanesinde, 1 tanesinde sadece Karadeniz Yurttaşı Genel Müdürdür. Gerisinde yoktur. Şimdi bu gazinolar ve bet salonları.
çok konuşuluyor. Fakat ben bunları kapatacağım falan gibi değil de, yani nedir sizin politikanız Sayın Başkan? Bunlar mesela gerçekten vergilendiriliyorlar mı, yoksa masa başına bir vergi alınıyor ve gerçek kazancı üzerinden vergilendirilmiyorlar mı? Bunlara ilişkin sıkı ve masada ne kazanıyorlarsa devletin de ondan alarak çeşitli alanlarda hizmetler üretmesi mi doğru olan, yoksa TOBÖK'ün bu işin kapatılması mı, nedir yani TDP'nin iktidar olma durumunda kazinolara ve bet salonlarına yaklaşımı nedir? Bir ekleme yapayım. Çünkü biz bugün soru sordurmadım Mehmet. Biz moderatör olduk bugün ama önemli bir soru bu soru, ama şununla bağlayayım ve siz, zamanımız az kaldı. Bu ülkenin en büyük sorunlarından birisi bana göre denetim eksikliğidir. O açıdan doğrudur diyorum Mehmet'in sorusu. Yani biz denetleyebiliyor muyuz kumarhaneyi? Vatandaşlarımız girmesin. Bet ofisleri denetleyebiliyor muyuz? Çocuklar girmesin. İntiharlar oldu bu konuda. Gazetelere yansıdı gördüğünüz insanlar. Yani bet ofis masum bir şey değil. İnsanlar parasını kaybedip intihar etti. Haber oldu gazetelere. Bundan sonra da bu sorunun devamında bu ülkenin en büyük sorunu denetimsizlikle ilgili ne yapacaksınız? Tespitleriniz var herhalde. Bunu tutun. Trafikten tutun da iş kazalarına kadar müthiş bir denetimsizlik var bu ülkede ve en büyük sorunlarımızdan birisi budur ve herhalde gelecek olan hükümetlerin de en fazla ele alması gereken bu denetim sorunudur diye düşünüyorum hocam. O kesin. Yani şimdi gerçekten bu ülkede ciddi bir denetim eksikliği var. Denetim de yapılacağında anlaşılan önceden galiba bazı ihbarlar gider ve işte bazen göstermelik tutuklamalar falan, evet, el koymalar olur. Ondan sonra da bir süre sonra kendiliğinden gider. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Gerçekçi anlamda denetim yapılmalı. Ve biz bunu bu işte Çalışma Bakanlığı'na, Çalışma Dairesi başta olmak üzere, tabii diğer alanlarda da kuruluşlar var bu konuda, çeşitli alanlarda mutlaka bu denetim mekanizması eksiksiz yerine getirilecek. Yani mali denetimleri olsun, altyapı denetimleri, çalışma koşulları ayrı ayrıdır bunlar ama evet, hepsi mutlaka denetlenmeli. İnsani koşullar, yani işçiler nerede barınıyor? Evet. Bir sığıntı, inşaatta sığıntı gibi mi yaşıyorlar? Evet. Zaman zaman basına çıkıyor ansızın inşaat köşelerinde ve böyle yağmur altında bir yaşam koşulları var. Evet. Bunlar kabul edilir şeyler değil. Mutlaka bu alanda denetim olmalı. Ama şu son derece önemli. Bakın, eğer bu ülkede gazinolar, bet ofisleri kara para aklama yeri olarak görülüyorsa, gece kulüpleri kadın ticareti olarak görülüyorsa, evet, havaalanında bir köpecik var, zaman zaman böyle 2 gram, 3 gram uyuşturucuyu yakalıyor da, bu ülkeye hala daha tonlarca uyuşturucu bir şekilde geliyorsa ve onlar hep göz ardı ediliyorsa, ciddi bir denetim sorunumuz vardır. Evet. Bunun üzerine mutlaka TDP iktidarında gidilecek. Bunun başka yolu yoktur. Bu ayıbı ortadan kaldırmalıyız biz. Nasıl kaldıracağız? Önce çok ciddi anlamda denetleyerek. Bakın, gazinolara Kıbrıs vatandaşların girmesi yasaktır. Evet. Ama zaman zaman duyuyoruz, gidiyor birileri, göz ardı ediliyor. Cezası da çok düşüktür. Tamam işte, bunlar olmaz. Gerçekten ciddi şekilde. Bet ofislerinin kapısında 21 yaşından küçük olanlar giremez yazar. Ama zaman zaman görüyoruz, daha küçük yaşlarda da giriyorlar. Evet. İşte caydırıcı denetim ve caydırıcı ceza. Evet. Mutlaka bunlar uygulanmalı ve elbette kazancın, reel kazanç üzerinden doğru vergi. Bunlar olduğunda olmalı. Ha, bunun dışında TDP gazinoların ve bet ofislerinin kapanması konusunu da gündemindedir. Bunu değerlendirecek. Yani çok yönlü bir olaydır bu olay ama mutlaka bunu değerlendireceğiz. Yani spesifik olarak gelir gelmez kapatacağız demiyorum. Çok ciddi boyutlarda bunu araştıracağız. Gerekli incelemeler yapılacak.
o çerçevede ele alınıp değerlendirilecek. Ama mutlaka denetim, mali denetim, giren çıkanlarla ilgili denetim, kullanım koşulları falan, bunlarla ilgili mutlaka bu denetim sağlanacak. Bunun başka izahını düşünemiyorum yani. Evet. Şimdi programımız bitiyor. Son sorumuz. Bir soru soralım ve programımızı bitirelim. Sizin bana anlattığınız bir anekdotu ben sık sık her yerde anlatıyorum. Bağlayacağım onunla birlikte. Hani bir köye gittiniz ve gerçekçi bazı konuşmalarınızın arkasından size bir vatandaş, Sayın Başkan, bize vaatte bulun, yalan da olsa bize bir şey söyle demişti size. Siz de ona nasıl yalan söyleyeyim sana geldiğimde beni eleştireceksiniz demiştiniz. Bu aslında çok önemli bir olaydır. Bunu genelliyorum şimdi. Belki de iktidara gelecek olan partilerin en büyük sorunlarından birisi de budur. Şimdi siz eskiden örnek verdiniz bize, az önce dediniz ki peşin ödemeler oldu, erken emeklilikler, 10 yıldan emeklilikler oldu, hep bunlar rüşvet olarak verildi. Bugün de o rüşvetlerin devamı gelmektedir. Daha çeşit çağa göre değişik rüşvetler de vardır ama insanların kamuya zaten bir şekilde doldurulması ve partilerin de en iyi parayı ben alırım Türkiye'den ve dağıtabilirim zihniyetiyle seçim kazandığı bir ortamda ve anketlerde de bugün çok eleştirilen partilerin birinci görülmesi, toplumun bir şekilde yüzsüzleştirilmesi diyeyim ve bu düzeni aslında şikayet ettiği düzene dönüp tekrar gidip onay vermesi kolay bir mesele değildir. Siz toplumun bu şekilde bir takım menfaatlere alıştırılmasının önüne nasıl geçeceksiniz? Şu anda yani bir şey vermeyerek biz size toplumsal faydalar getiriyoruz dediğinizde birçok insan bunu algılamaz. Hep kişisel çıkarlar peşinde gelir. Ülkenin en büyük partisinin çıkardığı listeye baktığınız zaman geleceğe bakmıyor üye. Geçmişteki diyetleri ödüyor. Biz geçmişteki diyetleri ödeyerek halk nasıl bir değişim isteyeceğiz? Bu konuda sizin öyle argümanlar, öyle şeyler ortaya koymanız gerekiyor ki toplum o bireysellikten çıkıp toplumsallığa geçsin ve size oy versin ve bu da çok kolay olmayacak gibi görünüyor. Şimdi Ali kardeşim, dediğin doğru. Yani şöyle bir şey var gerçekten. Biraz önce söyledim, 1990 yılında topluma bir rüşvet verildi seçim kazanmak için. Ve o günden itibaren sistemli bir şekilde toplumun çeşitli kesimleri rüşvete alıştırıldı. Evet. Bireysel rüşvetlerden bahsetmiyorum, genel rüşvetler. Evet. Yani ne zaman bir homurdanma, bir seslerin yükselmesi varsa o homurdanmayı bastırmak için bir şeyler dağıtıldı. Evet. Ve şey yok. Şimdi ne oluyor mesela son dönemde? Bireysel olarak çeşitli kesimlere işte dağ, dere, tepe, deniz doldurularak tahsis edilir, verilir. Onlar başka bir şey. Onlar belirli kesimlere verilen rüşvetler. Son gençlere ne yapılıyor? Kırsal kesim arsası, hak sahibi belgesi. Şimdi bir köyde saldırdı, kavga çıktı. Evet. Kavga basına da tam yansımadı. Daha büyük boyutlardaydı aslında. Dövdüler birilerini. Evet. Ve üstelik yani etti o kişi. Bakanların üzerine yürüdüler. Bakın da araya polisler falan girdi. Evet. Bunlar son derece önemli. Niye? Çünkü dalga geçiliyor gençlerle. Gençler bunu fark etti. Yani X, Y kişiye bir belge verildi ve dendi ki bu köyde sen kırsal kesim arsası hak sahibisin. Nerede bu arsa? Ya işte aldın belgeyi, hak sahibisin. Yani tekrar seçimden sonra biz iktidarda kalırsak sen ha işte altyapısını hazırlayıp vereceğiz. Sen git 15 gün içinde şu kadar da para yatır deniyor gençlere. Evet. Bu nedir yani? Bu büyük bir aldatmacadır. Şimdi bütün bunlardan bakın sorun şuradadır. Bu ülkede UBP Denktaş ikilisi bir yağma vurgun talan düzeni kurdu. Ve yeri geldiğinde korktuğu için çeşitli kesimlere bakın ayrı ayrı çeşitli kesimlere mücadele eden, sesini çıkaran kesimlere daha fazla olmak koşuluyla çeşitli özel haklar evet. veya işte genel artışlar verildi. Hı. Genel şeyler yaratıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi de geldi dedi, gelirken değiştireceğim bu düzeni dedi. Sonra bir baktı vatandaş, o da aynı oldu.
O da kendinden hesap sorulacak işler yaparak kenara çekildi. Şimdi tam size anlattığım o olayı bana sordu millet. İşte ben de bıkmadan usanmadan farkımızın bu olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ben Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı olarak bütün 50 arkadaşımla birlikte yarın halkın huzuruna çıkacağız. Hiç kimse halka bireysel olarak ben gelince senin şu yakınına şunu yapacağım veya senin şu borcunu şöyle halledeceğiz, bunu bağışlayacağız edeceğiz demeyecek. Öyle bir şey yoktur. Biz toplumsal olarak evet istihdam yaratılması gerekir bu ülkede. Nasıl ama? Yatırım yaparak, iş açarak, iş olanağı açarak, özellikle yurt dışında olan gençlerimize, burada öğrenim gören, mezun olan gençlerimize, Devlet Planlama Örgütü ve YAGA ile işbirliği içinde, onların yönlendirmeleriyle, onların göstergeleri doğrultusunda yatırım yapma, istihdam olanağı yaratma fırsatı yapmak durumundayız. Ve işte o çerçevede, şimdi geçen gün meclisten bir yasa geçti. Yasanın anayasaya aykırı olduğu biline biline. Evet. Ne oldu? Geçicilerin katrolanması. Seçime 5 kala siyasi nedenlerle alınan insanlara gene bir yalan söyledi bu ülkeyi yönetenler. Evet. Ne yaptı? Katrolayıyoruz sizi dedi. E hani eşitlik? Zaten o insanları siz arka kapıdan aldınız içeriye. Biz de diyoruz ki kamu hizmeti komisyonu vasıtasıyla ama herkese münhal ilan edilerek eşit koşullarda yarışma fırsatı yaratılarak bendendir sendendir diye değil. Biz insanımıza, kendi insanımıza da bunları söylüyoruz. Tabii. Ve elbette yıllar içerisinde birilerine gerek sınavlarda gerek bir takım konularda haksızlık yapıldıysa bunları araştıracağız, inceleyeceğiz. Eğer haksızlık yapıldıysa, eğer usulsüzlük yapıldıysa bunları ortaya çıkarıp o insanlara haklarını iade etmek, haklarını vermek de boynumuzun borcudur ama haksızlık yapan, bu usulsüzlükleri yapanlar da ıslak imzacı ve benzeri olayların da hesabını soracağız. Evet. Bu ülkede artık keyfi yolsuzluk, usulsüzlük yapanlardan hesap sorma zamanıdır. Gerçek anlamda. Gerçek zamanı anlamda. Şimdi Sayın Başbakan diyor ki yani siyasiler mahkeme önünde hesap mı verecek? Evet. Siyasiler diyor 5 yılda bir halka hesap verir. Halka neyin hesabını verir? Gene rüşvet dağıtarak seçilmeye çalışın Sayın Başbakan. Halk bu defa hesap soracak. Biz bunu istiyoruz. Yani zor durumda kaldığı için maalesef birkaç yüz liraya tevessül etti diye bir gencimiz çok zor durumda. Belki aç kaldı. Belki mağdur oldu. Bir şey yapması gerekirdi ve o da maalesef bu yolu buldu. Ben yani onu da elbette nedenlerini bulmak lazım. Onu gözünüz kırpmadan yargılayıp hapse atıyorsunuz. 2 gram uyuşturucuyla yakalandı. Eğer kendi kullanımıysa büyük ihtimalle tuzağa düşürüldü, alıştırıldı. Tedavi görmesi gerekirken onu da hapse atıyorsunuz. Ama siz devleti soyup soğana çeviriyorsunuz. 950 bin sterlinlik villayı nasıl aldığınızı bu halka anlatamıyorsunuz. Banka hesaplarına nelerin nasıl girdiğini anlatamıyorsunuz. Bu ülkeyi yağmaladınız, birilerine peşkeş çektiniz. Bunların bedelini hiç ödemeyeceksiniz. E biz yargı önünde hesap vermeyeceğiz. Hayır vereceksiniz. 7 Ocak bir yandan halkın sorgulama döneminin başlangıcı olacak. Bir yandan da TDP iktidarıyla halkın yaşantısına dokularak eğitim, sağlık, kaliteli eğitim, kaliteli sağlık, evet, devletin öncü rol oynayacağı ve gerçek anlamda yaşam koşullarının iyileştirileceği bir dönemin başlangıcı olacak. Biz bunun için yoldayız. Hiç kimseye kısa bireysel vaatlerde değil, bizim bütün vaatlerimiz toplumsaldır. Toplumsal olmaya devam edecek. Çünkü kendi insanımızı da, kendimize yakın insanımızı da toplumun içinde bir birey olarak görüyoruz. Evet. Onun için toplumsal diyorum. Çok kısa bir cevap aldım ama program doldu, süresi doldu. Hızlandırılmış bir soru sormak istiyorum. Yani kazinolardan bağlantılı, unuttuk onu veya önemsemedik. Ben Kuzey Kıbrıs'ta turizm yapıldığına inanmıyorum. Kuzey Kıbrıs'ta endüstri vardır ve
kazinolar üzerinden kurulmuş bir endüstri vardır. Çünkü turizm dediğimiz faaliyetlerin %90-95'i buraya tekabül ediyor. 100 binli öğrencimiz ve onların çeşitli aileleri var. Ama turizm yok. Çünkü siz sözünüzün bir yerinde otel dediniz. Bu ülkenin doğası, bu ülkenin organik bütün ürünlerinin tadıldığı ve buna dönük bir geleneksel turizm ne Dubrovnik benzeri ne Güney benzeri biz böyle bir arayış içerisinde değiliz. Ve şu anda kazinoların dışında gidip insanların ulaşacağı otel veya pansiyon bu anlamda çok sınırlı ve bu da teşvik edilmiyor. Yani biz en önemli saydığımız alanda bile solda sıfırız. Fakat bununla ilgili bilmiyorum sizler nasıl bir politika üreteceksiniz. Çok basit bir örnek vereceğim. 3-3,5 milyon Türk yurttaşı adalara gitti bayramda. Ama bunların hiçbirisinin Kıbrıs'ı ada kabul edip buraya gelme isteği olmadı. Bunun gerçekten çok önemli bir şey olduğunu ve işte burada üretilen otantik ürünlerimizin de beraber olacağı böyle 5.000-3.000 insanın efendim kendisinin açacağı belki o geleneksel turizme atıfta yapacağımız bir takım yerlerin üretilmesi lazım. Yani biz kazinoları üzerinden turizm yaptık. Hayır, endüstridir. Turizm değildir o. Değil. Kimseye bunu anlatamayız. Yani bununla ilgili bir iki cümle. Bu kesin. Sayın Başkan soru uzundur ama siz cevabını kısa verirseniz tamam. Programımız bitiyor. Sevgili Mehmet arkadaşımın söylediği gerçekten önemlidir aslında. Çünkü gerçekten sıkıntıdır bu. Yani 48 saat gelip o otelden dışarı çıkmayan insanlar vardır. Havaalanından geliyor otele, 48 saat sonra da binip uçağa gidiyor. Hiçbir şey görmeden. Bu yok, bu değil turizm. Buna aynen katılıyorum. Bu değil. Son dönemlerde az da olsa atılan bazı adımlar vardır. Pansiyonculuk ve butik otel. Biz bunları teşvik edeceğiz işte. Yani bu ülke Kıbrıs'ın kuzeyi o kadar bakirdir ki buradaki tarihi kültürel doku mesela inanç turizmi bu ülkede çok rahat yapılabilen bir şeydir. Bunları teşvik etmemiz lazım. Ama bizim Dışişleri Bakanımız diyor ki bir gelen bir daha gelmesin. Değil tam tersi 100 defa daha gelsin. Sürekli gelsin. İnancı için gelsin. Teşvik edelim kendini. Orada olanakları oradan alsın, mumunu yaksın, inancını göstersin. Teşvik edelim. Çünkü burada gerçekten inanç olarak da belirli dinlerin, belirli temsilcilerinin anıtları, mezarları ve benzeri şeyleri vardır buralarda. Bunları bile satmak bizim şey. Allah aşkına ben BAF'ta taklit Otello Galesi görürsem üzülürüm. Esas Otello bizde. Ve biz bunu turizme sunamıyoruz yeterince. Doğru. Dolayısıyla çok gerçek doğru. Anlamda turizm teşvik edilecek. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkürler. Size çalışmalarınızda da başarılar dileriz. Seçim için de başarılar dileriz. Evet ben 7 Ocak'ın bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Halk artık üçü bir yerdeyi kenara çekip gerçekten bu ülkede güçlü, temiz, özgür bir yönetime doğru kanat açacak. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet bir empatinin daha sonuna geldik. Bir genel başkanımızla da konuştuk. Gelecek programımızda Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'la birlikte olacağız. Yayında bize yardımcı olan Aykut Türk ve Johan Doşato arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. İyi günler.